İyi günler çok değerli ve sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber sizin istediğiniz ürünleri getirmeye çalıştım. 710 var, 711 var. Ah söyledim ama hadi sizin söylediklerinizi 710, 711, 712 getirdim. Ama bugün sadece 710'u tanıtalım. 711'i çektiğimizde ikisini karşılaştırayım 10 ile 11'i. En son 3. videoda 3.'yü tanıtırken yani 712'yi tanıtırken 3'ünü karşılaştırayım. Böylelikle bence daha iyi anlarız diyeyim. Kutu içerisinde evet bu garantimiz. Yalnız kargoda gelirken hepsinin buraları kırılmış bir şekilde geldi. Hoş olmadı. İkinci el olarak satmak istersen veya kutusunu sonuçta saklayacaksın. 2 sene sakla garanti süresi boyunca bir şey olursa kutuyla gönder diye. Şimdi evet buradayız. Bakıyorum. Niye saçmalıyorum? Çünkü yanımda bir arkadaşım var Yusuf. O yüzden şimdi kablomuzun uzunluğu bakıyorum yaklaşık 2.2 metre. Bunu yırtana kadar canımız çıkacak. En sevmediğim şey Yusuf. Var mı bir şey? Şimdi ben de çok hareket etmek istemiyorum. Ses kaydı şey oluyor. Oraları kesiyorum ben. Videoda kesiyorum oraları. O yüzden rahat. Şimdi Yusuf normalde işitme engelli bir arkadaşım. Ama kendisi de böyle şeyleri merak ediyor diye uzun süredir yanıma geldi. Neyse normalde birisinin izlemesine izin vermem. Ama Yusuf çok şu an beni duymadığı için, ağzımı okuduğu için rahat. Bunun bir yazılımı yok. Taktığımızda böyle bir ışığımız yanıyor. Sadece mavi renk, farklı bir şey olmuyor. Üzerinde bir kumanda yok. Bunun dışında şuradan bir ışık yanıyor. Gözüne yansıyor. Biraz aşağı indirmen gerekiyor. Tabii ki yayınlarda veya başka şekilde güzel gözükür. Kullanan açısından biraz kötü olabilir diye düşünüyorum. Burada tekerleğimiz var ses açma kapama. Kablomuz örgülü bir yapıp değil ama bayağı kalın. Ve iş görecektir sıkıntı etmeyin. Zaten biz ne demiştik en sevdiğimiz şey şu yaylı mekanizma. Hani hiçbir ayar yapmadan kafa bandının direkt oturması. Bunun dışında buradaki demirlerimiz de çok sıkmıyor. Kulaklarımız biraz büyük ve kulağı içeriye alıyor. İçeriden de kesinlikle baskı çarpma falan yapmıyor. Çok uzun süreli kullanımlarda da hiçbir şekilde rahatsız etmeyecektir. Mikrofon dediğim gibi biraz aşağıda tutmak gerekiyor. Yoksa biraz gözünüze geliyor. Gerçi alıştıktan sonra da hani takmıyorsunuz buraya odaklandıktan sonra. Şimdiden fark ettim. Direkt Windows'un kendi ses kaydedicisini kullanacağım. Evet arkadaşlar şu anki ses kaydını James Duncan 710 kulaklığının üzerinden alıyorsunuz. Ben arkadaşlarımla veya başka kişilerle testler yaptım. Hani sordum sesim nasıl geliyor? İyi dediler. Hatta başka insanlarla da girdim. Serverlara falan. Nasıl? İyi. Hiç kimse bir sıkıntı yok dedi. Yani şunu söyleyeceğim. Gerçekten mikrofon kalitesi iyi. Orada bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Onu bir kenara atın. Ama ilk aldığınızda ses biraz az geliyorsa yani bu tüm kulaklıklar için geçerli. Ben ama yine de size söyleyeyim. Kayı tarafına tıklayıp kulaklığın üzerine iki kere tıklayıp düzeylerden bunu 100 yapın. Bunu unutmayın sakın. Yoksa benim sesim şu an size daha az gelecekti. Diğer videolarımı da izlediniz ve siz buradan nasıl bir sonuç çıkacak bunu siz görüyorsunuz şu an. Daha doğrusu duyuyorsunuz. Durdurayım. Hani dışarıdan bir ses alma yok. Kapatma konusunda sıkıntı yok. Büyüklüğü açısından şurada bir boşluk kaldı. Tabii o biraz şeyle de alakalı. Vücudumda çok kırıklar olduğu için biraz yamukluklar var. O yüzden oturmuyor bu taraf. Kendime göre biraz söylüyorum bazen. Fiyatın üzerinden. Aslında fiyatı bile buna göre yorum yapmak. Hatta ben bunun yorumlarını internette yazan yorumlarını okuyordum. Okumaktan hemen vazgeçtim. Farklı farklı yorumlar. Biri de yorumlara şunu yazmıştı. Lütfen deneyenler bizi bilgilendirsin tarzında. Ben de o yüzden yorumlara bakmadım. Kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Bir şeyi okuduğunda ona biraz bağımlı kalıyorsunuz. James Duncan 710 diyelim ve fiyatına bakalım. İnce hesaptan bir girelim. Onun dışında N11 diyor. Yani 180 liraya falan gitti gidiyordu da 180'e gördüm. Burada da 180 N11'de. 170 lira ince hesapta. Fakat bu cuma indirimine özel 139 gösteriyor. Şunu söyleyeceğim sitede gördüğüm üzere yaklaşık 400 liradan 170 liraya indi. %58 indirimli fiyatı diyor. Bir de %18 cuma indirimi yani Black Friday indirimi. Black Friday indirimi doğru fakat %58 indirimi biz zaten yapıyoruz. Yanlış. Çünkü öyle bir şey yok. Bu ürünün fiyatı zaten 170 lira. Her sitede tüm alışveriş sitelerinde var. Hep ürünler indirimli ne hikmetse. Öyle bir durum yok tabii ki. İndirimi görünce insan alıyor mu bilmiyorum. Ben hiçbir zaman öyle yapmadım. Her zaman en ucuzuna baktım, yorumlara baktım, o site güvenilir mi ona göre aldım. Haklarımı da bildiğim için ona göre davrandım. Hani aldığımda bir sıkıntı çıksa da verebileceğim yer, faturalı bir yerden almaya özen gösterdim. Bunun dışında şunu söyleyeceğim, bu videoyu çok geç oldu, aşırı derecede. Hatta bu ürünü ben belki tanıtacağım zaman birileri bana dedi ki tanıtabilirsin, biz sana bunu temin edebiliriz. Dedikleri zaman bu ürün piyasaya çıkmamıştı. Ben dedim ki hani fiyatı belli olmaz, şöyle olur, böyle olur. Türkiye'ye giriş yapınca ben tanıtımını yapayım dedim. Ama şunu gördüm ki yani bilmiyorum gerçekten ince hesap sitesiyle ilgili benim bir problemim mi var onu da bilmiyorum ama bir sıkıntı benle
Ben yani başka bir yerden bu şikayeti almadım. İnce hesap ne kadar beni mağdur etse de güzel bir site olduğunu biliyorum. Hani ben şimdi beni mağdur etti diye oradan almayın böyle olmaz diyemem. İkinci kez ciddi anlamda bir yani bu ürün göndermemi bilmiyorum ne oldu. İnşallah kötü bir şey düşünmüyorlardır hakkında. Neyse ürünün genel olarak ses konusunda iyi bir sesi var. Sesi çok geliyor. Kasma konusunda çok iyi kasarsınız. 7.1'i gerçekten iyi. Ben hatta dedim bu problemli mi? Yani bir oradan veriyor sesi bir oradan. Tabii ki şunu çok bariz anlayabiliyorum ki baslar yok. Yani tizler yüksek demeyeceğim. Tiz nedir hani hafiften bahsedelim. Biraz daha sesin ince olan tarafıdır diyelim. Rahatsız edebilir hafiften sizi. Çok ince olması veya çok baslı olması da rahatsız eder. Benim kullandığım kulaklık tabii ki çok baslı. Bu hangisi? Rampage'in bir kulaklığı ama gri olan hangisi hatırlamıyorum. Videosu vardır. Bayağı baslı olduğu için ona göre yargılamayacağım ama diğer tanıttığım kulaklıklara göre de basın olmaması bu sefer size tizin çok olduğu hissine kapılıyor. Bir filmi izlerken rahatsız edebilir. Oyunda sıkıntı olmaz. Hatta daha da iyi olabilir günümüzde. Şu dolar kuruyla. Bunun 170 lira olması bence güzel. Zaten 100 liranın altında kesinlikle kulağı artık. 140'a kadar da bir belirsiz. Olabilir, olmayabilir. Hani bu noktaya gelmemiz artık hiçbir ağrıma sorununun olmaması. Ben çünkü bunu 4-5 saat hiç çıkarmadım. Ben yazılımın olup olmamasına bakmayacağım. 170 liraya ben yazılım beklemiyorum zaten. Olsa da çok bir şey olmayacak. Bir tek eksiği bas konusu. Ben bunun dışında bir eksik görmedim. Ama bu ürünü alan arkadaşlarımız vardır. Onlar da yazsın. Ama bakın küfür etmeden yazın. Deyin ki Ömer abi sen haksızsın. Hatta daha güzel olur. Ben bazen onları da öne çıkarıyorum. Benim eksik kaldığım birinin belirttiği bir nokta varsa kalp atıyorum, beğeni atıyorum, yorum yapıyorum. O en üste çıkıyor. Gerekirse sabitleriz de siz sıkıntı etmeyin. Maksat bunu güzel bir dille hepimizin anlayacağı bir şekilde söyleyin. Hepimiz faydalanalım. Çünkü geçen birisine kafayı taktım. Araştırdım. Hani siz araştırsanız bulamazsınız. Öyle söyleyeyim. Rahat bir şekilde. Yani gece taktım kafaya uykulu bir şekilde araştırdım. Veled'in teki çıktı. Şimdi yani beğenmedim de dislike al. Hepsine kabulüm. Ama niye beni tanımadan etmeden? Neyse o konulara girmeyeceğiz. Tanısaydı çünkü %99 öyle yapmayacak. Neyse önemli değil oralar. Buralar plastik. Mat bir dokusu var. Parlak olmaması güzel. Şurası parlak. Hani bence parlak olması biraz kalitesizmiş gibi gösteriyor. Mat olması daha iyi. Hafif bir kulaklık. Bakayım bir hiç test etmemiştim şöyle. Çok bir sıkıntı olmaz. Öyle diyelim arkadaşlar. Bence güzel bir üründü. Kendimi zorlamadan anlattığım bir ürün oldu. Bu açıdan ben sevdim. Benim için rahat bir video olacak. Bu arada dediğiniz ürünlerin hepsini neredeyse getirdim. Ev cidden doldu. Şu an burayı toparladım. Canım çıktı. O yüzden siz sevdiğiniz, beğendiğiniz ürünleri yazın. Ben bakayım o ürün hakikaten Türkiye'de incelenmiş mi, incelenmemiş mi, talep gelmiş mi? Bunlara bakayım. Bir karar vereyim. Güzelse direkt parayı verip alayım. İki tane ürün getirdim. Geçen iki hafta önce birine 225 lira verdim. Birine de dün değil ondan önceki gün direkt 170 lira. Yani sırf bir yorumdan dolayı dedim vay be bu buraya değinmiş bak bu çocuk burayı görmüş dediğim için direkt aldım. Benim istediğim bir şeydi ama unutmuştum onu. Yıllar önce olan bir üründü ve çok güzel bir ürün ve hiç tanıtılmamış çok farklı bir şey. Bak onu bekleyin. Şöyle söyleyeyim. Hiç bana ürün göndermek istemeyen bir firmanın bir ürünü ama iyi tanıtacağım onu. Çünkü beğendim. Bizde yalan yoktur. Böyle diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Olaysız. Bakın bir kere de şu kanalda olaysız bir şekilde ayrılalım. Kavga etmeyelim lütfen arkadaşlar yani. Diyoruz. Bay bay. Nasıl duyuyorsun? Duymuyor. Nasıldı? Nasıldı? İyi. Sen tabii orada Instagram. Instagram'a giriyordun sen orada. İyi öyle. Hani konuşuyor değil. Ha, tamam sıkıntı yok. Bay bay.